dayından, Mehmet dayından başka, Mehdi'nin dayından başka. Tegelsin bu babası çocuğun, öyle büyüyene büyücük, yani koca çocuk, 7-8 yaşında çocuk ölmüş. Hmm. O zaman uçak yoktu, posta yoktu, telefon yoktu. Ne bilecek gelmiş, hep çocukları toplandı Yiros'una. Hani bedevri iş demiş. Nasıl diyecekler, o saat öldü. Oynan çoştu şimdi dedi. Oynan yaptı? Yani çocuklarla çoştu bir yere. Çocuk gelmedi. O saat der mi kendine, diyemezler, öldü. Hmm. Ya öyleydi. Ya gene söylediklerinde rahmetli Hacı dedem azma olduydu. Hmm. Otururken öldü. Ben nenemin yanında yatırdım affetmemeli. Hmm. Kalabalıydık diye. Onlar da yüz verirdi. Gece beraber yatırdık. Affetmemeli. Öyle dayalı öldüğünde bir çip bana çaldı. Koca kızı da. Aslında 91 yaşında işte. Bir çip bana çaldı. Annem ne oldun nene dedi. Komşular dedi, Hacı öldü. Öyle yastıklarda dayalı öldü. Hmm. Kalbi de işte alma derdiler. Ama çok iyi adamdı. Çok. Şeyin, Afet nenenin kocası. Hacı Süleyman. Hacı Süleyman. Yolcu. Dört de kardeşidiler. Kız kardeşleri yoktu. Kimidi kardeşleri? Gaveci Ahmet, Mulla Mehmet. Mustafa'nın babası işte. Mulla Mehmet kardeşidiler. Osman amca vardı. Ahmet amca ha, benim Yusuf'un karısı. Onun karısı. Şeyinin karısı. Ahmet amcanın dedi. Dört tane. Osman, Ahmet, Mulla, odular dedi onun. Mustafa'nın babası. Ya. Afet nenenin kız kardeşi. Afet nenenin kız kardeşi yoktu. Yoktu. Yok. Sittika değil. Aha kızıymış o. Zenginmiş Afet neneden. Da öyle küçük şimdi Türkiye'liler gibi şey, 15 yaşında, 16 yaşında evlendirdiler. Sittika teyze? Sittika teyze de kardeşiydi. Sittika teyze de ama çocuk etmediydi. Da işte besleme aldıydı ya, baftan bir kız. Da besledi. Mehmet dayım kaçırttıydı onu. Mehmet dayı evlendiydi onu. Hacı var derdim kendi, söyleme nenem derdi de, ayıptı anam. Bilemiyorum. Hacı var kime derdin? Hacı neneye. Hacıymış derdi. O tahta kaldı, otururdu ha? Evet. Giderdiniz evine. Giderdi ya, ben 6 ayda kaldım, çocuklar okurka. Ülgen'de, Ulus'ta okurdu, 6 ayda kaldım. Bunda iş başaramadı adam. Şeyin Mamusa kapısına yakınıdı değil mi? İşte o kemerli Mamusa kapısı girerdi. Yakınıdı. İşte Hasan şimdi kadar verir miyim? Tahtakala'da kalmadı mı biraz? Paylaştılar herkes işte da. Üst üste üç oğlana yaptı da yiyorlarmış birbirini. Bir altta bir üstte bir. Nerede yaptılar onu? Tahtakala'da mı biraz geçti? Şeyde yaptılar evi. Marmara bölgesi, o dev panelinde, dev panelin karşısında. Şey deyze, sen mesela küçükken ailede böyle yaşlı insan kimi hatırlardı en küçük? İşte nenelerimi, Afet nenemi, Hacı neneyi, benim babaanneyim oradan geldi. Benim adım da o babaanneneydi. Emine çok şirmet kadın. O zaman öyle çukur dezahları vardı, gördüysen hiç. Ne vardı? Dezah. Dokuma dezahı. Dezgah. Ama öyle çukurdaydı basmaları. Yer dezahı derdiler ona. Bu? Onlardan vardı. Evinde. Üç oğlan da babaannetti, kızı yok. Bir işte baba, biri Nazım amca, gelinin babası. Biri de Mustafa amca, o çocuk etmedi. Onlar iki kardeş, iki gün kardeş. Amcasının dediği, ben bakıyorum. Bakıyor da benim amcam. Yani kadından da, gelininden de insan oldu.
Mustafa'da büyüdüm. Evet, Ahmet'in torunum. Ne insanlar geçince seni nasıl temin ederler? Çok neyin? Güzel geçinirlerdi. Ne iş? Alaydı bizimkilerden eve. Kapılar bile ağa kapısıydı göresin. Hep hatırlarım Aslanlı da geldi. Onlar antikacılar sıktı, aldı gitti. Hizmetkar işledilerdi. Bize kalavaçlar derler. Kalavaçtan bir fakir adam gelmiş. Yani koyun bekler, harman sürer, işte eker biçer, öküz ünamı derler. Ben bile harman sürdüm öküz ünamı. Öküz ünamı. Ya. Kalavaçlı beğendi, kaldı, verdiler bir kız. Gayrı bizim kökümüz kalavaçlar delir. Yani bir şeyde. Ha, başkalarının çayalar, mezarlık bile ayrıdı. Şimdi bu kalavaçtan gelen kim idi? Afet Nenem'in koca? Yok, Afet Nenem'in böyle daha önce. Daha evvel. Ha, bir koca nazım vardı, onlardan idi. Yani o da bizim şeyden yetişirdi. Sülaleden. Onun şu vermişler. İşte böyle. Yani bahçeleri vardı, tarlaları. Tarla çok. Ya Osmanlı'yı Hacı dedemin yanında bir şey varmış, Annu Urumcirası. Oğlu da işte çoban, hiç de Türkçe çok bilirler. Yani bizimkiler bilmez, bizim Urumlar çok Türkçe bilir. Neyse oğlum, o cirayı hamile bırakmış Hasan dedemiz, dedelerin dedesi. Oldu Hürmüz teyze, Hürmüz işte. Bir de Osman dayı vardı. Olmuş onlar, yavrular buna dayatmış. Ya bu çocukları kisveye götürüp vaftiz edeceğim ya vereceğim babalarına madem. O zaman böyle şeyler yokudu. Danışmış Urumları. Urumlar böyle dedi kendine. Gitmiş danışmış Hasan Ağa'ya, Ağa'ya. Demiş böyle, onu tanımış zaten. Demiş böyle böyle söyler bana Urumlar ya kisveye götüreymişim. O bir kız bir oğlan. Yahut vereyim size. Alırık dedi kızlar o saatten. Alırık dedi kardeş, alırık kardeşimiz dedi. O zamanın hükmünden münür, bir iki miras, yani miras kaldığında iki erkek alırdı bir kadın. Osman dayı gömüldü maya, şeye, onun Osman kodular adını, onun da Hürmüz. Ama ne iyi çıktılar da, hatırlar. Maya iyi. Maya evet, eken. Evet. Cobul oldular dedim Allah'ın kaderi. Hacı teyze inan işte, Sittika teyze inan nene. Ferahlarından uçtu. Kardeşler. Afet nene. Sebap işte o zaman biraz da sebaba inanırdılar yani o dinden. Evet. Şimdi Berat gecesi oldu. Belki de duyarsınız Kandil dedesi, Berat dedesi. Meleklere dermiş Tanrı hep kısmetlerini, bir senelik kısmetini dağılacak. Bu sefer dağıtırmışlar, ya Resulallah dermişler Tanrı'ya, elçisine işte. Hep dağıttık, çok kaldı gene. Allah dedi o zaman emir verirmiş Hristiyan yavru, Hristiyan çocuklar. Ya. Aslında hepsini Allah yarattı oğlum. Evet, hepsi insan. Yani yolunu bilir, sünnet, en şeyi sünnet. Yani gavurun ondan şeydi. Temizlik uçudadır. Yani temizlik imandan gelir dediler ya. Senin teyze bir eski fotoğrafın var önde. Evlendiğinde şeyin Zahide teyzen o kemerli odanda günde. Evet, büyüldü. Anlat bize ne oldu o gün, nasıl olduydı? Bizim evvel şey var mıydı? Ya görünme ya. 5 sene oturdum ben. Alardı gelsin adam Şerif teyze. Elti oğluydu Şerif babam. Eltiydi. Alardı gelsin adam, nişanlılığı. Alardı gelsin Hasan da öyle küçücük kardeşim şimdi bu öküz. Anam dermiş git otur oracağı konuşurlarsa bana söyle. Geldi söz ettiler rahmetli Naciye kadın geldi. Olmayacak olmayacak oldu Şerif babam Fethi babam rahmetli gelmet etti. Çok yavaş adamdır hakikaten de öyleydi. Çok memnunum. Verdi yani bizi. Ama 5 sene bekledik evler bitsin. Öyleydi evvel.
Ben 20 yaşında öğrendim. 20 yaşında. 22 yaşında da oğlumu doğurdum. Demek 15 yaşında nişan oldun. Evet, 5 sene bekledik evler bitsin. Yeah. Ama hiç öyle ağızlı yüzlü görüşmedi. Hmm. O da demezdi be o kare. Düğün köyde olduydu yoksa Meriç'e'de? Yok, bizde oldu. Köyde. Bizde oldu. Arabayla giderdi evvel gelinler, katır arabalarıyla süslenirdi. Çok. Dedim ben arabayla gitmem. Da bize taksi tuttular. Taksi önde gitti, arabalar arkada. Ha, siz taksiye gittiniz. Evet. Gayrı başladıydı bile sosyeteli. Hangi seneydi Eyze? Vallahi o kadarı bilmem. İşte bir gün dedim otururken öyle. Kaç senedir veya öyle neydi? 60 öyle bir düşündü hesapçığı çok güzeldi. 62 seneye karı dedi. Ulus kaç yaşındadır şimdi? Hazır 70'e gidiyor. 70. 5 sene sonra attım bölgeni. 5 sene fark var. Ve biz kalamadık ilki beniydi. Ne okuttular ne bir şey yaptılar ama ne işler tuttu goller. Bir gün de ulusa bir adam geldi işte annemdir dedi otururdu orada işte. Ve deyze dedi evvel de böyle sıcak var mıydı dedi var da anam dedim hiç olur olması. Evvel dedim koyunların aşısı yok idi. Bazı gün 6 tane hasta olurdu babamızın da var kalabalığı. Ne yapardı? Bazılardı, yüzerdi, böyle kasapta yok odası. Sepetlerinden endirirdik kuya. Ya serin alsın. Hı. Dedim kendine ama şimdi dedim aman Allah'ım klimalar. Aman Allah'ım serinlikler. Nasıl sıcağı hissedecek? Sıcağı.